أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti davetimize icabet eden siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, ayıplarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki şerefiniz, değeriniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli Müslümanlar, İmam Buhari rahimeullah Abdullah bin Hişam'dan şöyle bir olay aktarmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler ile beraber otururken Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın elinden tutar. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetidir. Sevdiği, değer verdiği kardeşlerinin elinden tutarak onlara iltifatta, muhabbette bulunurmuş. Ömer bin Hattab bu iltifatın karşısında peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabir yerindeyse şöyle bir mukabelede bulunur. Ey Allah'ın Resulü, şüphesiz ben seni kendi öz nefsimden sonra çok seviyorum. Allahu Ekber. Bu söz kardeşlerim, ey Allah'ın Resulü, ben seni annemden, babamdan, kardeşlerimden, eşimden ve çocuklarımdan daha fazla seviyorumun tabir yerindeyse anlamıdır. Az sözdür ancak muhtevası çok geniştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh işitince şöyle bir mukabelede bulunur. Canım elinde olan zata yemin olsun ki, yani Allah'a yemin ederim ki, beni kendi öz nefsinden daha fazla sevmedikçe olmaz dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah. Aziz kardeşim, şu mescidin içerisinden bir genç size yanaşsa ve dese ki, ey abim, ey hocam, ey değerli büyüğüm, şu meclisin çatısı altında oturan bütün kardeşlerden daha fazla seni seviyorum dese, sana yönelse ve dese ki, ben öz canımdan sonra bir bedene en fazla sana değer veriyorum dese, vallahi ona iltifat edecek sözler bulamayız, onu oturtacak bir yer bulamayız ve misliyle mukabele etmekte zorlanırız. Hele hele bu genç size yönelse ve dese ki, ben seni annemden, babamdan, eşimden, kardeşlerimden daha fazla seviyorum, vallahi bizi ziyadesiyle mutlu etmeye yeter de artar, değil mi? Ancak bu sözler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söylenildiğinde işler değişiyor. Kim peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle söylerse alacağı cevap Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anh aldığı cevabın aynısı olur. İsterse bu sözün sahibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini çok sevdiği, erkekler içerisinde en fazla değer verdiği Hazreti Ebu Bekir söylesin, aynı cevabı alır. İsterse bu sözü kadınlar içerisinde en fazla sevdiği Hazreti Ayşe söylesin, yine aynı cevabı alır. Canım elinde olan zata yemin olsun ki beni kendi öz nefsinizden daha fazla sevmedikçe olmaz der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu sözleri duyan Ömer bin Hattab hiç kıvırmadan, affedersiniz, aldatmaya yer vermeden ihlaslı, samimi sözlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelir ve der ki, şu an ya Resulallah,
O bana nasihat ettiğin andan itibaren, beni uyardığın andan itibaren, hani insanlara bunu söyleseydin benim karşımda ezilip büzülürlerdi ama sen nasihat etmekten çekinmeyen biri olarak beni uyardın ya, ikaz ettin ya, sözüme şerh düştün, parantez açtığın andan itibaren Allah şahit olsun. Allah'a yemin olsun. Yani derinliklerden, yüreğimin derinliklerinden, tüm hücrelerimden seslendiğim sözler tamamen Allah'ın şahitliğinden geçiyor. Seni kendi öz nefsimden de artık daha fazla seviyorum. Allahu Ekber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer Ömer bin Hattab'a radıyallahu anh yöneldi. Dedi ki, oldu ya Ömer, şimdi oldu dedi. Allahu Ekber. Beni sinirlerinden, kıkırdaklarından, eklemlerinden, aynanın karşısına geçip de bayıla bayıla taradığın saçlarından, ovuşturduğun sakallarından, insanların karşısına geçip de gururlandığın bedeninden daha fazla sevdin ya, şimdi oldu ya Ömer radıyallahu an. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu böyle ikaz etmişti kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Ömer bin Hattab çok seviyordu. Tüm sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek ve saygı gösterme konusunda büyük bir hünere, büyük bir hatıraya sahipti. Ama Ömer bin Hattab başkaydı kardeşlerim. Hele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı bir an vardı ki artık Ömer bin Hattab'ın duygularının karman çorman olduğu, duygularının birbirine karıştığı, duygularının ayyuka çıktığı bir an yaşanır. Orası neresi biliyor musunuz? İnsanların Mescid-i Nebevi'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını yüksek sesle konuşmaya başladıkları yer kardeşler. Bu sözleri Ömer bin Hattab işitir. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Diyor ki, Ömer bin Hattab radıyallahu an ayağa kalktı ve münafıklardan bazıları, dikkat edin kardeşlerim, münafıklardan bazıları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiğini zannediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmedi. Zira o tıpkı Musa aleyhisselam gibi Allah'la, Rabbisiyle buluşmak için gitti ve tıpkı Musa aleyhisselamın 40 gün sonra döndüğü gibi dönecektir dedi. Allahu Ekber. Duygular alt üst oldu. Hikmet ehli Ömer bin Hattab duygularına hakim olamaz bir hale geldi. Ve sonra şu sözleri söyledi. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğünü söylerse, dillendirirse kolları ve ayakları dedi çaprazlama kesilir dedi. Subhanallah. Bu sözleri Ebu Bekir radıyallahu anh işitti. Belki kendisi de o an duydu bu sözleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiğinin belki haberi yoktu. Soluğu direkt Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın odasında aldı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naaşı o ulvi kadının odasında yatıyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh için artık zor adımlardı. Cesaretini topladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bir kefen, o kefeni de örten ipekten bir hırka vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun mübarek yüzünü açtı, öpüp koklamaya başladı. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Allah'ın senin için takdir ettiği ölümün tadını aldın ve bu andan itibaren ölümle karşılaşmayacaksın dedi. Yüzünü örttü, Mescid-i Nebevi'ye doğru ilerlemeye başladı. Baktı ki Ömer bin Hattab konuşmaya devam ediyor. Hazreti Ömer susmuyor. İnsanlara Allah Resulü'nün ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor. Hazreti Ebu Bekir kendisini susturmaya çalıştı. Ancak ne gerek ki? Hazreti Ömer sanki bu dünyanın adamı değildi. Bu dünyadan Allah Resulü'yle göçmüş gitmişti. Sanki ruhları gökte buluştu da Allah'a doğru uçuşuyorlardı. Hangi sözü işitecekti ki Ömer bin Hattab? Hayatının en zor anlarını yaşıyordu. Baktı ki iş böyle çözülmeyecek. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh önce Allah'a hamd etti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirdi. Ve dedi ki, ey Müslümanlar,
Eğer dedi Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem tapıyor iseniz bilin ki dedi Muhammed ölmüştür sallallahu aleyhi ve sellem. Ama dedi Allah'a tapıyor iseniz, ilahınız Allah'sa, Rabbiniz Allah'sa, mabudunuz Allah ise bilin ki Allah ölmez dedi. Sonra Ali İmran suresi 144. ayetlerini okumaya başladı. Ey insanlar! Allah Azze ve Celle sesleniyor. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülür ise gerisin geri mi döneceksiniz? Kim geri dönerse, yani bu dinden rücu ederse, Allah'a ve Resulüne sırt çevirirse, Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandırır. Ayetlerini okuduktan sonra sözler Ebu Hureyre'ye aittir. Sanki biz bu ayetleri ilk defa Ebu Bekir'in ağzından duyuyormuşçasına olduk diyor. Sanki biz bu ayetleri okumadık, bu ayetleri ezberlemedik. Resulullah Aleyhisselam sanki bu ayetleri bize öğretmedi. Peki Ömer bin Hattab ne dedi kardeşlerim? Dedi ki vallahi Allah'a yemin olsun ki ben Ebu Bekir'in ağzından bu ayetleri işittikten sonra, ne olur buraya dikkat edin. Dedi ki dizlerimin bağı çözüldü. Neredeyse diyor yere düşecektim. Zira anladım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Allahu Ekber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle sevdi. Ona böyle bir muhabbet besledi. Biliyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dersin en sonunda zikredeceğim. Ona çok güzel bir muhabbet besledi. Elhamdülillah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koca Ömer'i böyle terbiye etti. Ondan sonra gelecek kıyamete kadar yaşayacak olan müminleri de terbiye etme kabilinden iki tane hadisi bu dünyaya bir miras olarak bıraktı. Biri İmam Buhari'nin sahihinde Ebu Hureyre'den geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır. Nefsim elinde olan zata yemin olsun ki, yani Allah'a yeminler olsun ki, sizden herhangi bir kimse, bu ister sahabe olsun, ister kıyamete kadar yaşayacak mümin erkek ve mümin kadınlardan bir fert olsun, hiç fark etmez. Beni babasından ve çocuğundan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz. Kardeşlerim burada bir parantez açacağım. Muhaddisler derler ki, Allah kitabında, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da sünnetinde birbirini tamamlayan tabir yerindeyse iki cins, yani anne ve baba, kadın ve erkek, karı ve koca gibi birbirini tamamlayan unsurlardan en kuvvetli olandan bahsederse bilin ki onun içerisinde zayıf olan da vardır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baba ve oğuldan bahsetti. Biz bu parantezin içerisine kimi de koyuyoruz? Kim? Babasından ve annesinden. Buraya anne ifadesini de muhaddisler ekliyorlar. Bakın bu hadisi biraz daha kapsayan, bu hadisi biraz daha tamamlayan ve belki son noktayı vuran ifadeler de İmam Müslim'in sahihinde Enes bin Malik radıyallahu anh'tan geliyor. Resulullah aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kul beni eşinden, malından ve tüm insanlardan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi aziz dostlarım, iki hadis ve Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın hatırası bir kimsenin kendisini, anne ve babasını, eşini ve çocuklarını, malını ve değer verdiği akrabalarını, dostlarını sevmesini kerih görmemektedir. Bunlar fıtri sevgilerdir, doğal sevgilerdir. İnsan olmanın bir gereğidir. Annelerimiz müşrik de olsa, annelerimiz Hristiyan da olsa, hadisin ifadesi ile annelerimiz zorba da olsa, onlara karşı fıtri bir sevgi, insani bir muhabbet ve onlara insani bir yardım gerekmektedir. Ancak bu sevgiler ve muhabbetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisiyle karşılaştırıldığında
Allah Resulü'nün sevgisi bu sevgilerin üstünde olması gerektiğini bize öğretmektedir bahsettiğimiz rivayetler kardeşler. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin içerisinde öyle cümleler kurmaktadır ki bu meselenin ciddiyetini bize tabir yerindeyse farkındalık oluşturmak istemiştir. Bakın bunlardan bir tanesi. Peygamber aleyhisselam yalan söylememesine rağmen doğru sözlü olup doğruluğu, sadakati, sıdkı yedi kat göğün üzerinden onaylanmasına rağmen Peygamber aleyhisselam yemin tekidi kullanmıştır. Nefsimi elinde tutan zata yemin olsun ki. Bu işin ciddiyetini ortaya koymak içindir. Bakın ikinci ifade kardeşler. İki hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman etmiş olmaz buyurmaktadır. O zaman toparlayacak olursak aziz dostlarım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek imandandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ancak mümin olanlar sever. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi mümin olanların sorumluluğuna yüklenmiştir kardeşlerim. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet buna burhan iken, delil iken en can alıcı ayetlerden biri de kardeşlerim Tevbe suresi 24. ayettir. Allah Azza ve Celle Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitaben onlara, kime? Mümin erkek ve mümin kadınlara, Allah ve Resulünü takip etmek isteyenlere, Peygamber aleyhisselamı sevmek isteyenlere, Allah yolunda cihad etmek isteyenlere, tembellik gösterenlere, kimi sayarsanız sayın, onlara de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, elde ettiğiniz mallarınız, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz ve hoşunuza giden meskenler size Allah'tan, Allah'ın Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise Allah'tan bir haber gelene kadar bekleye durun. Zira Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. Subhanallah. Evet aziz dostlarım. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman ayetin içerisinde barınan 8 şey buna tabi olmak zorundadır. Allah ve Resulü bir şeye karar verdiği zaman, emrettiği zaman, istediği zaman, tavsiye ettiği zaman bu 8 şey Allah'ın ve Resulünün önüne asla geçemez kardeşlerim. Kur'an'dan ve sünnetten bir amel bize emir buyurulduğunda Allah yolunda amel etmek, Allah için davet yapmak, Allah yolunda cihad etmekle görevli kılındığımızda bu 8 şey ile emir arasına asla bir perde giremez kardeşlerim. Bakın nitekim Ömer bin Hattab radıyallahu anh halifeliği dönemindeyken şöyle dostlarıyla oturur ve bakın şu sözleri söyler. Oğlum Abdurrahman'ın içki içtiğini sanki hissediyorum der. Subhanallah. Sarhoş olduğunu diyor düşünüyorum. Onu diyor sorgulayacağım. Eğer böyle bir şey yaptıysa da cezalandıracağım deyince mecliste bir anda böyle tabirindeyse buz kesilir kardeşlerim. Sessizlik hakim olur. Orada bulunanlar şunu iç geçirmişlerdir muhakkak. Biz Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın her seferinde Hakk'ın yanında olduğuna şahitlik ettik. Bir yerde bir mesele varsa Ömer bin Hattab'ın Hak tarafında olduğunu gördük. Ancak bugün hassas bir konu evladı ile imtihan edilmektedir. Şimdi bakalım Allah ve Resulünün koyduğu hükmün önüne Abdurrahman'ı geçirecek mi? Sahabe bu tedirginin içerisindeydi kardeşler. Belki bazıları şunu düşünüyordu. Yahu koca halife, müminlerin emiri Ömer bin Hattab iman ettiği günden bu yana Allah'ın dinine, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesine, mümin erkek ve mümin kadınların yoluna çok büyük hizmetler ve faydalar vermiş bir kişi. Buna istinaden acaba Ömer bin Hattab'ın oğlu
Abdurrahman'ın cezası sümen altı edilebilir mi? Ne olur bundan vazgeçilse kıyamet mi kopacak diye birileri düşünmüştür. Ama vallahi bu sözleri söylemeye cesaret edemezler. Yani ey müminlerin emiri, senin yaptığın hizmetler ve hayırlar kıyamete kadar konuşulacak hayırlar iken bırak da Abdurrahman'ı affet, bağışla, o senin ehlindendir diyecek sözü ve cesareti hiç kimse bulamazdı. Niye biliyor musunuz? Çünkü onun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin minbere çıktığında kızım Fatıma dahi olsa hırsızlık yapanın elini keserim sözünü Ömer bin Hattab'ın işittiğini, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu nebevi adaletinde terbiye bulduğunu bilmekteler. Değil, bir tane Abdurrahman, bin tane Abdurrahman'ı Allah'ın şeriatının dışında hareket etse ceza vermekten çekinmeyeceğini çok iyi biliyorlardı. Bundan dolayı sustular. Ve bakın ama kardeşlerim, bu hatırayı, Ömer bin Hattab'ın hikayesini kitaplarında nakledenler de şu iki şeye dikkat çekmişlerdir. O da ne biliyor musunuz kardeşler? Birincisi, oğlu Abdurrahman Ömer bin Hattab'ın hiç beklemediği bir yerde babasını sırtından vurdu. Çok ağır bir söz değil mi? Değil kardeşler. Sonra devam ediyor müellif sözüne. Zira Ömer bin Hattab radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken Allah Azze ve Celle'nin kitabında şarabın, içkinin haram kılınmasıyla alakalı sürekli kapısını aşındırmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulallah, Allah içkinin haram olduğuna dair, şarabın pislik olduğuna dair ayet indirse de mümin erkek ve mümin kadınlar asla onlara elini uzatmasa diye Ömer bin Hattab Resulullah'ı rahatsız etmiştir. Şimdi o Ömer bin Hattab, şarapla mücadele eden Ömer bin Hattab, içkiyle mücadele eden Ömer bin Hattab ayetin belki inmesine vesile oldu. Allah Azze ve Celle ricz dedi, pislik dedi, necaset dedi. Şimdi o necaset Ömer'in oğlunun damarlarının içerisinde geziyor. Çok ağrına gitti kardeşim. Ömer bin Hattab'ın çok ağrına gitti. Abdurrahman'ın felçli olduğunu duysaydı vallahi bu kadar ağrına gitmezdi. Oğlu Abdurrahman'ın son nefesini verecek bir beşer olduğunu duysaydı bu derece ağrına gitmezdi. Oğlu Abdurrahman'ın bir cihat meydanında atının üzerindeyken düşmanın okuyla alnının ortasından vurulduğunu duysaydı vallahi bu kadar üzülmezdi kardeşler. Çünkü içkiyle çok büyük mücadele verdi. Ve şimdi içki içen bir çocuğun sarhoşluğuna şahit oldu. Allahu Ekber. İkinci durum. Bakın müellifler ne diyor biliyor musunuz? İkinci durum da kardeşler, Ömer bin Hattab değil miydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için şu sözleri söylemişti. Şeytan Ömer'le bir yolda karşılaşmaktan korkar. Ömer bir yola girer, şeytan der başka yola girer. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a şeytan vesvese verdikçe onu Allah'a bağlamıştır. O isyan etmesi için kulaklarına fısıldadı. Ömer bin Hattab Allah'a koştu. Şeytan yoldan çıkartmak için gayret etti. Ömer bin Hattab sırat-ı müstakime ram oldu. Kendini tabirindeyse zımbaladı. Artık pes etti. Yoruldu şeytan. Belki şeytanın yorulduğu ender adamlardan biridir Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Allahu Ekber. Şimdi evinin can damarından vuruldu Hazreti Ömer. Kendisine bir şey yapamadı ama gözünden sakındığı Abdurrahman'ı sırtından tuş etti şeytan. Ömer bin Hattab'ın da bir damarını koparttı. Şimdi bu müellifin ifadesiyle Hazreti Ömer'e yapılacak en büyük zulümlerden ve acılardan bir tanesidir. Abdurrahman dediler bunu yaptı. Ve bakın o koca yürekli adam, belki ben müminlerin halifesiyim, bu meseleyi ishar etmenin bir anlamı yok. Ben buna cezayı vereceğim. Öyle bir ceza vereceğim ki alem bunu konuşacak. Ama isterseniz evimin bir kenarında, mescidin gizli bir köşesinde, zifiri bir karanlıkta arkadaşlar bu sözü söylemedi. Oğlu Abdurrahman'ı çağırdı. Medine'nin en işlek meydanına getirtti. Kendisini soydu. Bir kırbaç istetti.
Adam bir kırbaç getirdi. Kırbaç tabir yerindeyse yumuşak, sünmüş, püsmüş bir kırbaç. Dedi ki bu olmaz dedi, bu acıtmaz dedi. Geri gönderdi. Yenisini getirdi. Baktı ki bu sefer o kırbacın tabir yerindeyse ipleri, o plastikleri, neyse artık madde, o da çok sert, jilet gibi. Dedi bu da olmaz, tabir yerindeyse bununla zulmedilir. Vasat bir kırbaç istetti. Ona ceza verecek olanın eline kendisi bizzat verdi. Gözlerinin önünde Ömer bin Hattab'ın oğlu dövüldü kardeşler. Her bir kırbaç ve her bir vurgu Ömer bin Hattab'ın yüreğini paramparça etti kardeşler. Evladının gözünden akacak yaş için değil, çocuğunu sakındığı için vallahi değil, evinin içerisinden bir adam Allah'a ve Resulüne isyan etti diye bu Ömer bin Hattab'a çok ağır geldi kardeşler. Burada Abdurrahman kendisini ayıp etti tabir yerindeyse. Evet aziz dostlarım, Ömer bin Hattab bu hikayesiyle Allah ve Resulünün koyduğu hükmün önüne Deir bin Abdurrahman'ı, binlerce Abdurrahman'ı geçirmeyecek bir şecaate ve imana sahipti. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek fıtri bir sevgi değil kardeşler. Allah Resulünü sevmek imandan sudur eden bir sevgidir. Onu ancak müminler sever. Kafirler, zorbalar, evet onun adaletine, ahlakına şahitlik yaparlar ama Rabbime yalvarıyorum, onların hem onu hicveden, ona hakaret eden, resimleri çizenlerin hem mürekkepleri hem de mürekkepleriyle beraber kanları kurusun. Ona ancak küfür edenler cephe alabilirler. Ona ancak münafıklığı ayyuka çıkmış olanlar cephe alabilirler. Ama mümin erkek ve mümin kadınların sevgisi imanlarından kaynaklanmaktadır aziz kardeşlerim. Kardeşlerim, sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiler. İmandan sevdiler. Ancak peygamber sevgisini kemale erdiren, olgunlaştıran ikinci şey de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mümin erkek ve mümin kadınlara duyduğu merhamettir. Zira Allah subhanehu ve teala yine Tevbe suresi 128. ayetinde mümin erkek ve müminlere karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi raufur rahim olarak nitelemiş. Doğru mu? Yani müminlerin başına bir bela gelse müminlerden daha fazla üzülecek olan kişi kimdi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'di. Bir sahabenin gözü yaşla dolsa, tırnağı kopsa, eli kanasa, bundan en fazla acıyı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi hissederdi. Müminlere karşı çok zaafı vardı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin. Şimdi bakın aziz dostlarım, bir gün o peygamber aleyhissalatu vesselam Mescid-i Nebevi'de otururken sahabeleriyle beraber bedevinin biri çıka gelir, sohbet meclisine hiç uğramadan, o sohbet meclisine iltifat etmeden mescidin en hücra köşesine çekilir. Önce üzerindeki gömleği affedersiniz kaldırır. Sonra sakin bir şekilde yere çömelir. Bevletmeye başlar. Allahu Ekber. Sahabe bir anda atılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine hem de peygamber aleyhissalatu vesselam sahabeleriyle beraber sohbet ederken bevletmenin anlamı nedir kardeşler? Subhanallah. Sahabe hemen müdahale eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhabbet edecek. Mescidin ve meclisin imamı sahibi orada olacak. Belki o an Cibril'ül Emin, Allah Azze ve Celle ona ayetler belki indiriyordu. Sen hiç utanmadan, sıkılmadan hangi cüretle Peygamber aleyhisselamın bulunduğu anda mescide bevledeceksin. Subhanallah. Sahabe atılır ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları durdurur. Der ki dokunmayın, acele etmeyin. O kişiyi serbest bırakın der subhanallah. Adam hiçbir şey yokmuş gibi işine devam eder. Sonra kalkar, üzerini düzeltir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ismiyle çağırır. Yanına davet eder. Ve kendisine der ki buralar, şu mescitler namaz kılmak ve Kur'an okunmak için inşa edilmiştir. Bu iş için yapılmamıştır. Böyle netafetle, nezaketle, hoş sözlerle nasihat eder ve adam mescitten dışarı çıkar gider. Ezanlar okunur. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh
kamet getirir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cemaate namaza durur. Bedevi de o sırada safların içerisindedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rükudan kalktığında semi'allahu limen hamide, kullarının tabirlerinde ise hamdini Allah işitti deyince bütün mescidin içerisindeki sahabeler hep bir ağızdan Rabbana ve lekel hamd, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun dercesine sözler söylediler. Ama mescidin içerisinden aykırı bir ses çıktı. Ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki Allahümmerhamni ve Muhammeden. Allah'ım bana ve Muhammed'e merhamet et sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَا تَرْحَمْ مَعَانَ اَحَادًا. Onunla ikimizin dışında da kimseye merhamet etme dedi. Subhanallah. Vallahi şu kainatta bazı hatıralar vardır. Peygamberlerin ashabının, insanların, ama şu hatıra gerçekten okunmaya değer, dinlenmeye değer, defalarca takip edilmeye değer. Ve vallahi sonucunda da imanların böyle perçin perçin arttıran hikayelerden bir tanesidir. Dedi ki Allah'ım bana ve Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem merhamet et. İkimizin dışında da kimseye merhamet etme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi. Arkasına döndü. Az önceki dedi sözlerin sahibi kimdir deyince sahabe mimledi ya bir defa. Huylandı kendisinden. Hemen o adamı işaret ettiler. Öncesinde mescide bevletti. Şimdi de namaz sırasındayken bütün sahabeler Rabbena ve lekel hamd, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur dercesine ifadeler kullandılar. Ama o aykırı davrandı. Merhameti kendisiyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle sınırlı tuttu. Kim bilir o adam bizim mescitte olsaydı. O işi yapmakla önce temiz bir dayak yerdi. Yetmez. Rükudan kalktıktan sonra Allahümmerhamni, ona kim merhamet ettiyse, iltifat gösterdiyse ve Ahmeden veya Muhammeden deseydi, ulan bu kesin içimizde fitne atmak için gelmiş bir adamdır. Müslümanları birbirine düşürmek için mescide gelmiş bir adam deyip hainlikle yaftalardık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar adamı çağırdı. O mimlenen bedeviyi çağırdı. Ve dedi ki sen çok katılaştın dedi. Subhanallah, çok katılaştın. Yani sen kibarlık safhasını açtın. Yok öyle bir şey değil abi. Onu söyleyeyim öncelikle. Senin yüreğin çok katı, öyle bir şey de değil. Çok kaba davrandın, öyle de değil ha. Sen çok katılaştın ifadesini muhaddisler şöyle anlatıyorlar. Diyorlar ki ey insan, ey bedevi, Allah'ın merhameti bu kadar sınırsız ve engin iken bu merhameti senle ben arasında neden sınırladın, neden kısıtladın dercesine bir ifadedir kardeşlerim. Şimdi Allah için sana soruyorum aziz dostum. Ne olur bunun cevabını sen ver. Bu bedevi, bu olaya şahitlik yapanlar, bu olayı kitaplarda okuyanlar, bu olayı minberlerden dinleyenlerin kalplerindeki sevgi, Muhammed aleyhissalatu vesselama yönelmesinde, mescitte, dernekte, iş yerinde, sokakta, evde, ne derseniz deyin, kardeşlerinden kusur gören, ayıp gören, hikmetsiz işler görenler, ayıplayanları, kınayanları, azarlayanlara mı bu kalpler kayacaktır be aziz dostum? Ne olur sen cevabını ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu muhabbetine kalpler esir olmayacak da neye esir olacak be aziz dostum? Ve ne olur unutmayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine bevledilmesi hadisesi, evet belki ayıplanacak, kınanacak büyük bir işti. Zira o mıntıka, o yer diğer toprak gibi değildi aziz dostlarım. Neden söylüyorum bunu? Çünkü orası İslam dininin en önemli şiarlarından bir tanesini temsil ediyordu. Zira orası İslam devletinin yönetim yeriydi. Peygamber aleyhisselam o mescidin içerisinden ordular yönetiyordu. Şehitler orada defnediliyordu, özür dilerim. Orada cenazeleri kılınıyordu. Yaralılar orada tedavi ediliyordu. Hastalar orada şifa buluyordu. İlimsiz olanlar orada ilim öğreniyordu. Ruhlar orada terbiye görüyordu aziz dostlarım. O yüzden orası sıradan bir yer değildi, ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüreği
kardeşlerine karşı o kadar engin ve genişti ki bunu anlamak bizim idraklarımızı zorlar aziz dostlarım. Bakın dedi ki Mescid-i Nebevi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok büyük bir hatırası o toprağın tabir yerindeyse altında gizlidir kardeşlerim. Oraya zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terleri damlamıştır. Oranın mimarı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Projesini bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çizmiştir. Etrafını hurma ağaçlarıyla direklendirmek, etrafını taşlarla örmek ve bakın dikkat edin. Üstünü hurma yapraklarıyla, lifleriyle koymak bizzat Peygamber aleyhisselamın mimarıdır. Şimdi bir parantez açacağım. Davetçilerin dikkatini çekmek istediğim bir husus var. Konumla alakalı değil. Mescid tamamlandığı sırada sahabelerden bir tanesi dedi ki ya Resulallah şu tavanı dedi, tavan kısmını dedi örsek. Yani bizim ifademizle bir beton haline getirsek. Hani yağan yağmur içeri damlamasa neden? Toprak zemin ya. Sudan dolayı balçık çamur haline gelir secde ettiklerinde o onlara zarar verir veya onları rahatsız eder. Resulullah Aleyhisselam ne dedi biliyor musun Recep Hocam? Dedi ki bu kadar dedi zamanımız yok dedi. Subhanallah. O kadar dedi zamanımız yok. Öyle koca koca binaları bekleyecek zamanımız yok aziz dostlarım. Öyle kale bodurlu vakıfları, dernekleri bekleyecek zamanımız yok. Son model inşa edilmiş, dizayn edilmiş mekanları bekleyecek zamanımız yok. Bugün yaşadığımız durumları düşünerek bunu hatırlamanızı isterim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde Ebu Eyyub el-Ensari, Allah hem kendisinden hem ailesinden razı olsun, onun evinde ikame etti. Bakın dikkat edin ama. İlk yaptığı icraatlardan bir tanesi de o mescidi inşa etmektir. Çünkü müminlerin özgür bir şekilde bir bölgede namaz kılmasını istiyordu Allah Resulü aleyhisselam. Gizli köşelerde kılması artık bitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çukura iniyor, kum taşıyor, mübarek göğsüyle kerpiçleri yüklendiği bir sırada buna şahit olan Usayd bin Hudayr radıyallahu an halinden utandı. Peygamber aleyhisselamın elindeki kerpiçleri tutmak istedi. Çünkü Usayd'in gözleri kurdale kesen, butana basan yöneticileri ve idarecileri görmüştü. İlk defa bir idareci hem mescidi inşa edecekti, hem mimarisini yapacaktı. Böyle bir şeye şahit olmamıştı. Çekindi ve utandı. Diğer sahabe kardeşlerin adına kerpici almak isterken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Kadir abi çekil dedi. Çekil dedi, git dedi başka kerpiç taşı. Şimdi ne olur şu sözlere dikkat edin. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zira sen benden daha fazla Allah'a muhtaç değilsin. Allahu Ekber. Sen dedi benden daha fazla Allah'a muhtaç değilsin. Bu söz ne demek biliyor musun aziz dostum? Ey Usayd ve arkadaşları, siz ne kadar Allah'ı arzuluyorsanız ben de o kadar arzuluyorum. Siz ne kadar Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsanız, onu hoşnut kılmak istiyorsanız ben de o kadar hoşnut kılmak istiyorum. Siz ne kadar bu yolda mesafe kat etmeyi istiyorsanız, buna muhtaçsanız ben de o kadar muhtacım demekti aziz dostlarım. Bunu dün Mescid-i Nebevi'de yaptı, yarın Bedir'de, sonrası Hendek'te de vallahi aynısını yaptı. Şimdi sana soruyorum be kardeşim. Allah rızası için cevap ver. Orada bulunan ashabın sevgisi ve muhabbeti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kaymasın da. İşçisinin başında, memurunun başında, gönüllü bir iş yaptığı arkadaşlarının, gönüldaşlarının başında ceberrut bir asker gibi, komutan gibi, muhafız gibi duran, kaşları çatık, yüzü asık, abilere, idarecilere, yöneticilere mi kalpler kaysın aziz dostum? Allah'ın rızasını kazanacak salih bir amele görevlendirilen 10 tane, 15 tane gencin başında bir asker edasıyla, bir zabıta edasıyla, bir elinde kırbaç bulunan cellat edasıyla duran insanlara mı kalpler kayacak? Vallahi kaymayacaktır aziz dostlarım. Kalpler Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına sahip olanlara esir oldu,
esir olmaya devam edecek. Peki diyeceksiniz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dışarıda böyleydi de bir insanın faziletini ortaya çıkartan en önemli yerlerden biri evinden asıldı. Bir Fransız şairi öyle demiş. Nice büyük adamlar vardır ki evinin içerisinde küçülmüşlerdir. Büyüktür. Dışarıda baktığınızda tabir yerindeyse U dağını kendisi yaratmış edasıyla yürür. Kimi vardır ki çok merhametli, çok cömert bir adam edasıyla yürür. Kimisi hikmet ehli, alimmiş gibi harekette bulunur. Ama evinin içine girdiğinde bütün şahsiyetini yitirir. O ev halkına davranışıyla. Evet, sahabe merak etti. Hazreti Ayşe'ye geldiler, dediler ki ey müminlerin annesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinin içerisinde nasıldı? Hazreti Ayşe ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki Allah Resulü eşlerine yardım ederdi. Dikkat edin şimdi. Eşlerine yardım ederdi. Kendi söküğünü kendisi dikerdi. Ayakkabısını kendisi tamir ederdi. Ezan okunduğunda da mescide giderdi dedi. Subhanallah. Torunları onun sırtına binerdi, omuzlarına binerdi. Onları affedersiniz bir binek gibi taşırdı. Torunlarından birini kucağına alırdı. Ebu Leyla'nın ifadesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gömleğine dedi idrarını kaçırdı. Böyle dedi bir yol aldığını gördük dedi idrarın Allah Resulü'nün göğsünde. Bir anda atıldığımızda bize dedi ki dedi dokunmayın çocuğu dedi korkutmayın. Hele Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya misafirleri geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin annelerimizden bir tanesi Hazreti Ayşe çömdür. Fazla yeteneği yoktur. Ev işlerinden anlamayabilir, yemek yapamayabilir. Misafirlerini karşılayamayabilir. Peygamberi mahcup etmesin, kendi de mahcup olmasın. Edasıyla ona biraz katık gönderdiğinde Hazreti Ayşe sinirlenir, elinin tersiyle iter tabağı. Tabak ortadan ikiye ayrılır, yiyecekler dağılır. Bunu gören Peygamber aleyhisselam ve ashabı olaya şahit olur. Şimdi ne olur Mesut sen söyle. Sen bu durumda ne yapardın? Ben bu durumda ne yapardım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe doğru yönelir. Der ki şu tabağın aynısından o çadırın ehline gönderin. Sonra sahabelere yönelir. Der ki anneniz biraz kıskandı der subhanallah. Bu meseleyi öyle halleder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir gün hanımlarının çadırının birinde yatar. Gece vakti çok affedersiniz tuvalet ihtiyacı belirir. Dışarı çıkar. Annemiz de zanneder Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer eşlerinden birine gitti. Arkasından kapının sürgüsünü çeker. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iter kapıyı açamaz. Kapıyı vurur. Der ki vallahi ben Allah'ın peygamberi Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ben yalan söylemem. Ben böyle gizli işler yapmam. Ben arkadan çalıyı dolanmam tabir yerindeyse. Dedi ki tuvaletimi yapmak için dışarı çıktım deyince o kıskanan kadın kapıyı açar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içeri girer. Biz ne kapı bırakırız ne o kapıyı kitleyen kemikleri bırakırız aziz dostum. Şimdi Allah için sana soruyorum. Kızı Fatıma radıyallahu anha evinin içerisine girdiğinde nezaketle ayağa kalkan, kızını öpüp koklayan, sonra da oturduğu yere oturtan bir peygamberi düşünün ne olur. Ve soruyorum size Allah için. O evin kadınının, kızının, torunların kalbi, muhabbeti ve sevgisi Resulullah'a kaymasında eve bir şimşek gibi giren, dersin yorgunluğunu, işin yoğunluğunu, girdiği istişarelerin çokluğunu, İşlerinin o gün karmaşıklığını bahane edip de başta karısını ve çocuklarını tabir yerindeyse diliyle sopayla döver gibi döven bir adama mı kaysın? Özellikle buradan ne olur seslenmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelerle otururken bir tane adam dedi ki ya Resulallah ben bu adamı dedi çok seviyorum dedi. Allah Resulü kalk dedi o zaman söyle dedi ishar et sevgini. De ki ey falanca ben seni Allah için seviyorum. Adam kalktı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini yaptı. Ve Peygamber aleyhisselam dedi ki
Kim dedi bir kardeşini seviyorsa gitsin bunu söylesin. Soruyorum be kardeşim, Allah rızası için utanma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünnetini hanımının üzerinde kaç defa uyguladın? Kaç defa eşine içeri girdiğinde seni Allah için seviyorum dedin? Kaç defa ona iltifat ettin? Soruyorum Allah için. Kaç defa kızını aldın, öptün, kokladın? Dedi ki ben seni Allah için seviyorum be kızım. Sana muhabbetim var dedin. Seni gerçekten çok seviyorum diye ona bir iltifatta bulundunuz. Yapın ne olur aziz dostlarım, yapın. Annenize babanıza yaptığınız gibi. Bana mesaj atıp seni Allah için seviyorum dediğiniz gibi. Vallahi mesaj atın. Ben de sizi Allah için seviyorum. Bu mesajlar bizim ülfetimizi arttıracaktır. Ama değilse evin içerisinde de aynısını yap. Ne olur aziz dostum. O eşine de bunu yap. Zira seni evde bekleyen bayanlar, ister annen olsun, ister eşin, ister ablan, ister kız kardeşin, ister kız kardeşin, ister kız çocuğun. Hiç fark etmez. Seni evin içinde bekleyenlerin senden duyacağı o sevgi yüklü sözleri söyle, onları ayakta tutan unsur odur. Ben inanıyorum şu mescidin içerisinde elhamdülillah özellikle kız çocuklarına değer veren. Hani tarihte kız çocuklarının değerinin ortadan kalktığı bir süreç yaşandı ya. Şu an kız çocuklarına değer veren. Evlerin içine şahit olduğum için, mescitte gördüğüm için, dışarıda gördüğüm için. Her gördüğümde onu öpen abilerim ve kardeşlerim var. Mutlu oluyorum. Vallahi huzur buluyorum. Bunu icra etmeye devam edin. Görün kızın alnından öpün, odanıza çekilin. Affedersiniz tuvalete giderken onunla karşılaşın koridorda. Tekrar öpün, tekrar gidin. Mutfakta gördün, tekrar öp, iltifat et, tekrar git nereye gidiyorsan. Dersten gelirken, derse giderken. Niye biliyor musun aziz dostum? Sen öpmez, koklamaz, iltifat etmezsen, eşini tenzih ederim, bir kenara koyarım. O artık senin emanetindir. Ama senin kızın var ya, birinin emaneti olmak isteyen bir kız var ya, onu birine emanet edeceksin ya. Ya sen iltifat etmezsen, onu bir kurt edasıyla yaklaşacak ve senden koparacak olanların iltifatı seni mahvedecektir. Ne olur bunun tedbirini önceden al aziz dostum. Dün hastaneye gittiğimde bir hasta yakını gördüm. Daha doğrusu belki kendileri hastaydı, bilemiyorum. 10 yaşlarında bir kız çocukları vardı. Sıra bekliyorlar. Ben de babayla kız arasındaki muhabbete bakıyorum. Şimdi kız gidiyor anneye. 30 saniye geçmiyor babasını gidiyor, öpüyor, kokluyor, kucağına oturuyor. Babası sarılıyor. O kadar kalabalığın içerisinde. Hastane çok kalabalık. O kadar kalabalık. Ben de daldım bunları seyrediyorum. Bir ara adamla göz göze geldik. Kendisinin ne kadar doğru, hikmetli ve güzel bir iş yaptığını ona göstermek için tebessüm ettim. O da herhalde kendisinin ne kadar doğru bir iş yaptığını bana göstermek için o da bana tebessüm etti. Kız çocuklarınıza sahip çıkın. Ama ben bu söze de katılmıyorum. Yanlış anlamayın. Şimdi şöyle bir vakamız da var. Erkek babası olduğumdan dolayı bunu söylemiyorum. Kız çocuğu olmayanlar ben evlat sahibi oldum demesin sözüne de asla katılmıyorum. Çünkü bizi o öyle bir hale getirdi ki evlada sevgi ve muhabbeti gaybda da gizli olan bir kız çocuğuna bekler hale geldik. Erkek çocuklarımızı bundan mahrum ettik. Onların alnını öpmekten mahrum bıraktık. Onlara iltifat etmekten mahrum bıraktık. Elini tutup şu sokaklarda dolaşmaktan utanır hale geldik. Maalesef o ciğerlerimizi de her geçen gün kaybediyoruz. Ne olur buna müsaade etmeyin. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin merhametinden sadece evinin içindekiler mi istifade etti? Furkan abi vallahi öyle değil ha. Tarih buna şahit oldu elhamdülillah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinin kapısından çıktığı an hangi çocuğu gördüyse ona selam vermiştir. Hangi çocuğu gördüyse başını okşamıştır. Çocuk Allah Resulü'nün elinden tutuyor. Peygamber aleyhisselam hiçbir şey söylemeden çocuk onu Medine sokaklarında gezdiriyor. Hele bir hatıra vardır ki bu asla unutulmayacak olan bir fazilettir. Peygamber aleyhissalatu vesselam mücahitler cihat cephelerinden geldikten sonra bakın dikkat edin. Bir bakıyor ki çocuklar onları karşılamış. Şimdi Allah için soruyorum, çocuk niçin görür? Ha bir gidek mücahit görek insan mıdır nedir, uzaydan mı gelmiş? Yok, bunu merak ettiğinden yapmaz. Bir şey istiyor onlar. Neyi biliyor musunuz abi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fark ediyor.
kılıçların keskinliğini, mihverlerini, yok yok o değil. Ney? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şu çocukları alın bineklerinize bindirin. Ya çocuklar ata binmek istiyor. Çocuklar ganimet olarak alınan develere binmek istiyor. Onlarla beraber, o mücahitlerle beraber salına salına vakarlı bir şekilde Medine'nin merkezine girmek istiyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam onların hallerini çok iyi anladı. Ve mute dönüşü, kanların birbirine karıştı, korkuların tabiri yüreğin ağzından dışarı çıkça bir savaştan sonra Müslümanlar 3 tane büyük komutanı şehit vermişler. Çocuklar yine oradadırlar, bağırışırlar, deveye binecekler. Lan diyeceksin ne devesi, 3 tane mücahidimizi yitirdik, yas tutmamız gerekirken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o faziletinden vazgeçmedi Yasin abi. Ne yaptı? Mücahitlere dedi ki çocukları dedi atınıza bindirin. Ama benim peygamberim çok vefa sahibi bir adamdır. Dedi ki Cafer'in çocuklarını da dedi bana verin dedi. Al da onları hayvanının önüne bindirdi kardeşler. Çünkü Cafer orada şehit almıştı. Yahu Ali'nin yeğenleri onlar. Hayır Allah Resulü bırakmadı. Amcaları orada şehit de değil elhamdülillah sapasağlam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bırakmadı. O yiğidin vefasını, o yiğidin gösterdiği şecaatı, o yiğidin gösterdiği mücadeleni iltifat etme amacıyla çocuklarını kendi önüne aldı ve sonra Mescid-i Nebevi'ye gitti, dedi ki bunların bakımı bana aittir dedi. Elhamdülillah. Şimdi sana soruyorum be kardeşim. Uzattığımın da farkındayım. O yürekler, o çocukların, o sahabilerin yürekleri peygambere kaymasın da kime kaysın? Kendisine kötü davranan, tokat atan, kovan, azarlayan, bir bakışıyla onları korkutan insanlara mı kalpler kayacak? Asla kardeşler. Evet, sürem daralıyor. Ancak biraz daha sabrederseniz bu konuyu bitirmeden inşallah kapatmayacağım. Bakın Allah Resulü'nün merhametinden sadece çocuklar, ev halkı, salihler, abidler almadı. Fakirler de peygamberin merhametinden istifade etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevisini temizleyen siyahi bir kadın vardı. Peygamber aleyhisselam ona öyle bir görev vermedi. Onu bu işle memur da kılmadı. Beytul maldan maaş alarak kadın bu işi icra etmiyordu. Yüreğinden çıkan bir sevgiyle, muhabbetle peygamberin secde ettiği yerleri temizlemek istiyordu. Aha bilmiyorum ha. O mescitte kaç defa cennetin hatıralarına girdi onu ben bilmiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı yatsı namazından sonra evine gittiğinde o siyahi kadın nasıl manevi bir atmosfere şahit oldu da ben bunu da bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey vardır ki kadın vefat eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakar ki kadın ortalıkta yok. Çünkü Allah Resulü onu er gördüğünde iltifat ediyordu. Onu takdir ediyordu, tebrik ediyordu, teşekkür ediyordu. Ancak bu sefer mescidini temizleyen kadın ortalıkta yok. Der ki o falanca kadın nerede? Bunu ben ifade etmiyorum. Müellifin sözleri, sahabe sanki onu biraz küçümsemişti. Hani ölen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzide ashabından Ömer bin Hattab, Ali radıyallahu an, Halid bin Velid kimi sayarsanız sayın Medine'yi ayağa kaldırırdı. Ama ölen siyahi Allah Resulü'nün mescidini temizleyen belki çok kadri kıymeti bilinmeyen bir kadındı. Dediler ki ya Resulallah o kadın vefat etti. Subhanallah. O kadın dedi vefat etti. Hani dedi ki Halid ölseydi herhalde Medine ayağa kalkardı. Hele Ebu Bekir ölseydi Resulullah'ın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu haberi vermek için bütün sahabe yarışırdı. Ama ölen mescidi temizleyen siyahi gariban bir teyze, bir abla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi bana dedi neden haber vermediniz dedi. Dediler ki ya Resulallah gece vakti öldü dedi. Sonra da onu gömdük. Peygamber aleyhisselam dedi ki o zaman dedi beni mezarına götürün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabre gitti. Cenaze namazlarını kıldılar ve şu sözleri söyledi. Şu dedi kabirler karanlıklarla doludur dedi. Kabirlerin içi karanlıklarla doludur. Benim kıldığım namaz ve yaptığım dua onun kabrini aydınlatır dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sana soruyorum kardeşim. Fakirlerin gözeten, fakirleri seven, bir mescitte fakir varsa önce onun yanına oturan, fakirler bir yerde yemek yiyorlarsa onlarla beraber yemek yiyen, yemekleri yoksa elinde var ise onlara ikramda bulunan,
ve fakirleri 500 yıl önce cennete girmekle müjdeleyen bir peygamberi kalpler sevmeyecek de kimi sevecek? Ne olur size soruyorum şimdi. Ne olur şimdi beni ayıplamayın. Ne olur söyleyeceğim sözlere alınmayın ve kızmayın. Bugün fakirlerden uzaklaşmak için kendilerimize siteler yapıyoruz. Fakirlerin bulunduğu sokakları terk ediyoruz. Kendimize farklı farklı şehirler inşa ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fakirlerden ve miskinlerden ayrılmadı kardeşler. Özellikle davetçilere şaşırıyorum. Özel bir sebepleri yoksa da bu hallerinin yanlış olduğuna inanıyorum. Davetçiler bugün şu sokakların, bu insanların belki en kötülerinin, insanların en aymazlarının, en tembellerinin, en varoşlarının, en sarhoşlarının olduğu ama aynı zamanda en fakirlerinin de bulunduğu şu sokakları terk etmek ile büyük bir hata yapmaktadırlar. Kendilerimize öyle siteler ve öyle bloklar oluşturduk ki sağımıza bakıyoruz zenginler, önümüze bakıyoruz zenginler, solumuza bakıyoruz zenginler, arkamıza bakıyoruz zenginler, üstte zengin, altta zengin ve şu sözleri söylüyoruz. Vallahi herkesin hali yerinde elhamdülillah. Ama bu gece evinde şu sokağın içerisinde aç sabahlayan insanlar muhakkak ki vardır. Çocuğuna yiyecek alamayan muhakkak ki bir baba, evladını giydiremeyen muhakkak ki bir anne vardır. Evet, fakirlerle asla aramıza bir perde koymayalım aziz dostlarım. İş yerimizde, çalıştığımız yerlerde fakirlerin kalpleri bir kuş gibidir diyor alimler. Çabuk kırılırlar, çabuk ürperirler, çabuk alınırlar, çabuk küserler. Onları bu toplumda küstürmemek için yan yana duracağız kardeşlerim. Onlarla beraber yiyeceğiz, onlarla beraber oturacağız. Bakın kardeşlerim, hızlı geçeceğim inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece abidlere, muttakilere değil, aynı zamanda günahkar olan kardeşlerine karşı da merhametle yaklaşmıştır. Hatırla ne olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden bir adam vardı. Sürekli içki içiyordu. Adam içki içiyor, ayıldığında kendisine ceza uygulanıyordu. Ceza bitiyordu, adam içki içmeye devam ediyor. Ayıldığında tekrar ceza uygulanıyordu. 2, 3, 4 ceza bittikten sonra sahabeden bir tanesi kalktı dedi ki Allah'ın dedi laneti sana olsun. Subhanallah. Allah sana lanet etsin. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ne kadar çok getirildin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü kızardı. Üzerinde bir öfke hali belirmeye başladı. Sahabesinin bu sözü Peygamber aleyhisselamı gücendirdi ve kardeşine yöneldi dedi ki ona sakın dedi bir daha lanet etme. Sen onun Allah'ı ve Resulünü ne kadar çok sevdiğini bilmez misin dedi subhanallah. Şimdi sana soruyorum be kardeşim. Öyle bir günahkarın kalbi Peygamber aleyhisselama meyletmeyecek de kendisine lanet edecek, kendisine küfredecek, kendisine zorba davranacak olanlara mı yönelecek? Ne olur bunu bir kez daha düşünelim aziz dostlarım. Hele bir hatırası vardır ki Resulullah aleyhisselamın Mekke fethedilmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın değer verdiği babası Ebu Kuhafe iman etmek için peygamberin mescidine, meclisine gelir. Gözleri amadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce üzülür ve kardeşine der ki ey Ebu Bekir, neden babanı buraya getirme konusunda zahmete soktun? Çağırsaydın der ben onun yanına gelirdim. Subhanallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cevabı verince der ki olmaz ya Resulallah, onun senin yanına gelmesi gerekiyor diye bir söz söyler Hazreti Ebu Bekir. Burada şimdi bir parantez açacağım. Babası eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü sözlerini söyleyince Hazreti Ebu Bekir ağlamaya başlar. En mutlu olacağı anda tekbirler getirip, tehliller getirip, mutluluğunu ishar edeceği anda
Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ağlar kardeşlerim. Şimdi ne olur düşünün. 70-80 yaşlarında bir anneye ve babaya sahipsiniz. Hayatı boyunca secde yapmamış. Onun namaz kılmaya başladığını işittiğinizde ne yaparsınız? Hemen bir tekbir getirirsiniz değil mi? Allahu Ekber dersiniz. Allahu Ekber, babam kurtuldu dersiniz elhamdülillah. İslami hassasiyetinin geliştiğini sağınızda, solunuzda, önünüzde, arkanızda bir duvar gibi etten bir duvar oluşturduğunu düşünün. Ona duyduğunuz muhabbet artar, sevinciniz pekişmeye başlar. Şimdi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu olayı görür, babasının küfürden sonra imana döndüğüne şahit olur ve ağlamaya başlar. Sizce nedendir kardeşler? Nafa abi hatırlayabildi ki mi bu hatırayı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki ya Ebu Bekir, hani bugün sevinç günüdür, tabiri yerindeyse düğün günüdür. Sen der gülmen gerekirken neden ağlıyorsun? Bakın şimdi peygamberi öyle bir sevmiş ki. Ya Resulallah, sen Ebu Talib'in, amcan Ebu Talib'in iman etmesi için çok mücadele ettin. Onun Müslüman olması için Allah'a çok yalvardın. Ben bugün babamın yerine Ebu Talib'in iman etmesini çok daha fazla arzulardım der. Allahu Ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu derece sevmiş aziz dostum. Şimdi kendisine böyle mütevazi yaklaşan bir peygamberi, tevazu sahibi bir nebiyi, Ebu Bekir radıyallahu anh sevmesin, Ebu Kuhafe sevmesin de getir bakalım ayağımıza, gelecekse benim ayağıma o gelmesi lazım diyen idarecileri, alimleri, davetçileri mi kalpleri sevecektir? Son hatıra, inşallah Rahman bununla beraber bitiriyorum. Bu hatırayı belki çok zikrettim bu mescidin içerisinde ama vallahi her okuduğumda imanımı arttıran, Allah Resulüne ve onun o iki güzide ashabına sevgi ve saygımı pekiştiren bir hatıradır. Tirmizi rahmetullahi aleyh Sünen'inde zikretmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin içerisine girer ve der ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh nerede? Ebu Bekir radıyallahu anh bir an ayağa kalkar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına çeker. Der ki Ömer bin Hattab nerede? Ömer bin Hattab radıyallahu anh mescidin içine bir anda kalkar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bir yanına alır. Kimin sağda, kimin solda olduğu önemli değildir. Önemli olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şimdi yapacağıdır. Allah Resulü ikisini de elinden tutar, şöyle havaya kaldırır. Burası Mescid-i Nebevi'dir kardeşler. Bütün ashabının olduğu bir anda, herkesin şahitlik yapacağı bir anda, aman kardeşlerimiz şımarmasınlar, aman kardeşlerimiz riyaya düşmesinler, aman falancalarla değil kardeşler. Ellerini kaldırır, sıkıca tutar. Ve der ki, kıyamet gününde kabirden ilk olarak ben bunlarla beraber haşrolunacağım der. Allahu Ekber. Resulullah'ın belki sağında Hazreti Ebu Bekir, solunda Ömer bin Hattab. Dün nasıl Mescid-i Haram'da beraber yürüdülerse, dün nasıl Mescid-i Nebevi'de yan yana namaz kıldılarsa, dün nasıl cihat meydanlarının tozunu, dumanını ayağa kaldırdılarsa, dün nasıl önünde Ebu Bekir, arkasında Ömer bin Hattab, sağında Ebu Bekir, Ömer bin Hattab solunda kılıçlarıyla Peygamber aleyhisselamı müdafaa ettilerse, işte kıyamet gününün karanlığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu güzide ashabıyla beraber kalkacak. Şimdi sana soruyorum aziz dostum, ne olur cevap ver. Müminlerin kalbi böyle latif, böyle naif, rauf ve rahim olan bir kalbe kaymasın da kimlere kaysın aziz dostum. Son cümlemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek imandandır. Kıyamete kadar gelecek olan bütün mümin erkek ve mümin kadınlar bundan mesuldürler. Sahabenin Peygamber aleyhisselama duyduğu sevgiyi perçinleştiren en önemli şey merhamettir. Peki soracaksınız, ashabından sonra, Resulullah'ın ölümünden sonra bizler böyle bir merhameti onun elinden görmedik diyenler
Allah Resulü'nün bıraktığı hatıralara baksın. Orada iki şey sadece var. Bir, kardeşlerim diye sana ve bana hitap etmekte. İki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin affı ve merhamet bulması, Allah-u Teala'nın onları bağışlaması için sürekli dua ettiği hatıraların içinde sen de ben de varsın. Allah-u Teala gecenizi mübarek eylesin. Allah-u Teala akıbetimizi hayır eylesin, cennetimizi firdevs eylesin. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellemi ashabının sevdiği ve saygı duyduğu gibi sevmeyi, saygı duymayı bizlere nasip etsin. Ehlimizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve yolunu sevme konusunda fedakar olanların safına katsın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.